Değerli seyircilerimiz Kanal 23 ekranlarına Melisel Yaşam'a dair hoş geldiniz. Güzel, güneşli, sıcak bir perşembe günüyle karşınızdayız. Havalar artık güzelleşti, sıcaklaştı. Böyle güzelleşsin, böyle bol bol yağmurlar olsun temennisiyle güzel bir programa girelim. Bugünkü konuğum Tekin Gürkan, kendisi mali müşavir, aynı zamanda MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı. Ne konuşacağız peki Tekin Bey ile? Özellikle mali müşavirliği biliyorsunuz aşinayız kavramı ama kavramın içini dolduramıyoruz. Birazcık bunu açalım. Nasıl olunur, neler yapar, bunları konuşalım. Bir de biliyorsunuz Elazığ'da yine güzel STK'larımızdan bir tanesi MÜSİAD. MÜSİAD'ı konuşalım. Neler yaptıklarını, kadrolarını, faaliyetlerini, projelerini, diğer STK'lardan ayrılan yönlerini, üye olan kişilerin avantajlarını falan konuşalım, detaylandıralım. Aynı zamanda Elazığ'ın ekonomisini konuşalım, Türkiye'nin ekonomisini konuşalım. Malum Elazığlılar olarak büyük bir deprem yaşadık. Depremden esnafımız dezavantajlı olarak çıktı. Bunun tam böyle yaralarını saramadan akabinde pandemi küresel bazda olsa da depremden yara görmüş Elazığlıları daha çok etkiledi pandemi. Biliyorsunuz bu Ramazan öncesi de bazı kısıtlamalar tekrar geldi. Özellikle kafe sektöründe, restoran sektöründe çalışanlar için de kısıtlamalar geldi. Bunları da konuşalım. Hem mali müşavirlikle, hem STK'larla, hem Elazığ genelinde konuşalım ekonomiyi. Sizin de sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz varsa 0538 256 23 23 nolu hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Programıma geçmeden şunu da eklemek istiyorum. Dün Yavuz Şen ve Dilek Yıldız kardeşlerimin fotoğraflarını paylaşmıştım. Değerli valimiz için bir anahtarlık yapmışlardı. Ön tarafta Sayın Valimizin adı yazıyordu, arka tarafta Elazığ Spor'a gönül verdikleri için Elazığ Spor'un adı vardı. Valimize ulaştırmak istiyorlar hediyelerini. İnşallah program vesile olur. Valimize ulaştırırlar. Cansınız sizler, cansınız. Yavuz Şen ve Dilek Yıldız'ın şahsında bütün engelli kardeşlerimi selamlıyorum, sevgilerimi yolluyorum. Benim için çok çok değerlisiniz. Bunu bilmenizi istiyorum. Tekrarlıyorum, yine diyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Elimden gelen bütün desteği de sizlere vermeye hazırım. Bunu da tekrarlamış olalım defaatle. Tekin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Melisel Yaşam'a dair işte ilk defa ağırlayacağız sizi, evet. Tekin Bey. Doğru. Seyircilerimiz sizi biraz tanısınlar mı? Çünkü evet. Ben mali müşavir dedim. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı dedim ama sizin ağzınızdan da biraz tanısınlar. 1973 yılında Kovancar'da doğdum. İlk ve orta öğrenimi Kovancar'da tamamladım. 93 yılında Elazığ'a gelip bilgisayarlı muhasebe bölümünden sonra işletme bölümünü bitirdikten sonra 2000 yılında mali müşavirlik hayatım başlamış oldu. Evet. MÜSİAD? MÜSİAD'a şöyle, MÜSİAD'a da 2000 yılında MÜSİAD ailesinden tanıştım. Yaklaşık 20 yıllık MÜSİAD üyesiyim. İşte 9 Mart'ta yapılan genel kongremizde şahsıma şube başkanlığı tevdi edildi. İnşallah biz de bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Şimdi değerli seyircilerim hazır hemşerimi bulmuşken birazcık şöyle konuşalım istiyorum. Ben arıcaklıyım bilmeyenler için. Tekin Bey de Kovancılarlı. Aslında onu telaffuzu da zor oluyor. Kovancılarlıyım. Kovancılar, biraz zor oluyor. Evet, Bulgar köyünden gelen bir isim. Kovancılar. Nereden geliyor? Bulgaristan. Bulgaristan'ın bir köyünden alınmış bir isim de o zaman Roman göçmenleri işte Türkiye'ye yerleşmesinin bir kısmı işte Kovancara'ya yerleştirmişler. Oradaki bir köyün ismini de Kovancara vermişler. İsmi de oradan geliyor yani. Kovancılar, evet. Kovancılar, evet. Palu, Arıcak, Alacakaya. Evet. Bunlar hani böyle daha ziyade oraya hemşeri derler. Yer, bir göçmenlerden dolayı oradaki Bulgaristan'daki bir köyün ismini de Kovancılar'a bu şekil vermişler. Yani. Manasını biliyor musunuz? Yani çok Kovancılar, tabii Kovancılar çok şeyini bilmiyorum ama oradaki bir köyden iletilen, aktarılan bir isim yani. Elazığ'ın zaten en büyük ilçesi. Elazığ'ın en büyük ilçesi. Coğrafyona konum olarak çok güzel bir ilçesi. Ben de Kovancılar'ı çok seviyorum. Çok orada güzel. Yetiştim. Orada çok büyüdüm. Güzel. Kovancılar her zaman bir vefa borcum var. Kovancılar'la hiçbir zaman bağımı koparmadım. Gidip geliyorum. Kovancılar'ı da seviyorum yani.
Tekin Bey, şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi yıllardır ekonominin içerisindesiniz. Elazığ böyle ilçeler bazında da değerlendirelim istiyorum. Çünkü sonuçta kimse hemşeriyse konuşalım birazcık kendi gerçeklerimizi. Başka şehirlere baktığımız zaman ilçeler şehir merkezlerinden daha ön plandadır, daha büyüktür. Mesela bir Mardin dediğimiz zaman bir Midyat daha ön plana çıkmıştır. Veya diğer şehirler için de söyleyebiliyoruz ama Elazığ'a baktığımızda ilçeler hep küçük kalmışlar. Bir Kovancılar biraz gelişmiş. Onda bence en büyük avantajı geçen ana yol. Farklı Kovancılar, şehirlere bağlanması. Doğuya açılan kapımız yine. İşte Muş'a, Van'a açılan kapımız, yol güzergahında olması, ovasının geniş ve müsait olması. Kovancılar'ı güzelleştirmiş. Kovancılar gerçekten büyük ilçemiz. Ekonomisi de Kovancılar'ın çok iyi. Yani hatta şehrimize, ilimize de ciddi şekilde de katkı sunuyor. Dolayısıyla Kovancı'yı hiçbir zaman unutmayacağım. Güzel bir ilçemiz. Ya Kovancılar çok güzel. Evet. Kovancılar çok güzel ama Tekin Bey, o Palu'yla aranızdaki rekabeti de söylememiz lazım. Hatta şey vardı, ben Palu'da çalışıyordum. 2008-2010 arası Palu'daydı. O zamanlar Palu'daki TOKİ'ler yeni yapılmaya başlamıştı ve Kovancılar'la aradaki mesafe kapanmak üzereydi. Evet. Hatta birleşme gibi şeyler vardı. Tabii, Kolpa mı diyorlardı? Geçmişte oldu. Yani sizin zaten aramızda bir 8 kilometre şey var, mesafe var ama şu an yapılaşmalarla, konutlaşmalarla o mesafe de kapandı. Aslında birleşmesi lazım ama bir kısır çekişme var aramızda Kovancılar-Palu arasında. Ama güzel bir çekişme var. Tabii iki ilçenin birleşmesi daha güçlü olur. Daha ilçenin şeyle etkinlikleri daha da artar. İnşallah bakalım ama inşallah ileride birleşirler diye düşünüyorum. İnşallah. Tekin Bey, şimdi ben Palu'yu da çok seviyorum. Palu da çok güzel. Sağ olsun. Buradan Palu, bütün Palu'lara da selamlarımı yolluyorum. Kovancılarlara da. Palu sonuçta benim ilk göz ağrım, ilk mesleğe başladığım yer. İşte 24 yaşımdayken diyebilirim, daha böyle gençliğin ilk dönemleri. Hakikaten çok güzeldi. İnsanı da çok çok iyiydi. Doğunun insanı çok güzeldir. Palu'nun tek bir dezavantajı vardı. Hani yerleşim olarak Murat kenarında. Biraz, evet, Murat kenarında kaldığı için düz... evet çok Palu şey yapamadı. Kendisini geliştirmedi ama Palu'da yine Elazığ'ın en tarihi, en eski ilçelerinden biridir. Palu da bizim için çok değerlidir. Evet. Gerçekten çok tarihi yerleri vardır. Çok güzel coğrafi korumu var. Yani güzel bahçeleri var. İşte Murat Nehri oradan geçiyor. Palu da bizim için önemli ve değerlidir. Palu'yu da seviyoruz yani. Peki, zaten dışarıda da biz Palu diyoruz. Kovancılar'la demiyoruz. Aynen değil burada mi Palu'yuz? Burada böyle ilçede, ilde böyle Kovancılar-Palu çekişmesi yapıyoruz ama dışarıda çıkınca biz Palu diyoruz. Ama tanınmış. Yani zaten diyorlar Türkiye mi güzel, Palu'nun ünü tabi bir tek Türkiye değil, Türkiye'yi de aşmış yani bütün Avrupa'da herkes Palu'yu bilir. Hatta bazen bile espri olarak hani Palu mu büyük, Türkiye mi büyük diye birçok bunun da şeyi var, böyle espri bir yanı var yani. O zamanlar Murat Nehri kahverengi akıyordu çamurdan dolayı. Sonra üstünde baraj yapıldığını duydum. Beyhan Barajı yapıldı diye duydum. Suyu berraklaşmış, güzelleşmiştir değil mi? Aynen. Hatta güzel böyle çay bahçelerinin yapıldığı. Evet, Palu'nun güzel bahçeleri var. Hakikaten oralar çok güzel. Özellikle yazın bahçeler, biz de zaman zaman gidiyoruz. Gerçekten güzel bahçeleri var. Şeyh Ali Türbesi yine orada çok önemliydi. Aynen. Ya işte insan bir şehirde olunca Tekin Bey kendi şehrini çok gezemiyor. Evet. Mesela diyelim ki bir en basitinden bir Tunceli'ye gittiğiniz zaman bile kendinizi turist olarak görüyorsunuz. Bütün köşe bucağı geziyorsunuz. Aynen. Ama kendi şehrimizde mesela ben Ağın'ı utanarak söylüyorum ama görmedim. Daha görmemişsiniz. Daha göremedim. Büyük bir eksiklik. Çok büyük bir eksiklik. Ne kadar da güzel olduğu söyleniyor. Aynen. Eminim maalesef öyledir. Maalesef öyle. Yani insanlar kendi bulunduğu yeri çok bilmiyorlar. Ama dışarıya da çıkınca her tarafı böyle geziyorlar. Her tarafı da öğrenmek istiyorlar. Ama maalesef kendi ilinin, kendi ülkesinin güzelliklerini, tarihi güzelliklerini, coğrafi güzelliklerini hakikaten çoğu bilmiyor, görmemiş yani. Bilmiyorum bu nedendir acaba? İşte elimizin altında ya. Biz elimizin altındaki şeyin kıymetini bilmeyiz. Kaybettikten sonra biliriz. Hep erteliyoruz. Bugün, yarın, bugün, yarın. Kovancıları mesela çok severim ama inanın ki Palu'da çalıştığım zaman Palu'da yaşıyordum. Alışverişe falan Kovancılara geldiğimiz oluyordu. O çarşı caddesini biliyorum. İşte ana güzergahı biliyorum ama diğer tarafları yine çok gezemedik. Evet. Böyle Palu gibi çok köklü bir tarih var mıdır Kovancıların? Yani tabii Kovancılar yani gerçekten ticaretiyle yani insanıyla, girişkenliğiyle, özellikle yurt dışında bizim birçok insan kaynağımız yurt dışında. Yurt dışının getirisi çok fazla, ekonomi gücü de çok fazla. Girişimci insan sayımız çok fazla. Onun için hakikaten Kovancılar önemli bir ilçe yani, güzel bir ilçemizdir.
Evet, 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 sonuçta Elazığ'ın nüfus olarak en büyük ilçelerinden ve en, yani benim gördüklerim arasında en düz coğrafyası olarak en düz bir ilçe. Elazığ işte daha da gelişiyor yani, daha da büyüyor. İnşallah. Evet. İnşallah, çünkü o ana güzergahı, o ana halteri iyi kullanmamız gerekiyor. Gerçekten öyle. Özellikle mesela Sivas deyince aklıma Gürün geliyor. Çünkü bütün hani benim gittiğim güzergahlar hep Gürün üzerindeydi. Hep o tesisleşme mesela güzel paralar kazanıyorlar. Aynı. Ticari dönüm çok güzel orada. Doğru söylüyorsunuz. Kovancı'da da aynı ticaret var yani. İşte şehir orada da hem doğuya hem batıya doğru gelişiyor. İşte coğrafi konumun müsait olması ticaretini biraz daha hareketlendiriyor. Aynı şekilde girişimci insan sayısının fazla olması, yurt dışında döviz getirisinde biraz fazla oluşu ekonomik olarak da hakikaten ciddi bir katkısı var ilimize yani. Evet, evet. Zaten döviz deyince aklıma palu geliyor, karakutan geliyor, özellikle aynen, kovancılar geliyor. Tabii eskisi gibi değil, eskiden çok daha döviz girdisi fazla da şimdi o kadar artık yok. Ya Elazığ'ımızın dört bucağı çok güzel. Bence her tarafı gezmek lazım. Çünkü Karakoçan deyince aklıma Golan Kaplıcaları geldi. Tabii Golan Kaplıcaları da bir bambaşka güzel yani. Karakoçan'ın gerçekten güzel bir kaplıca. Görülmesi, gitmiş misiniz bilmiyorum ama. Gittim. Güzel bir kaplıca. Gittim. İşte kaplıca deyince mesela şey Bingöl akla gelir. İşte Diyarbakır, Çermik'te güzel kaplıcalar vardır ama Golan da çok güzel. Aynen, Golan da yani mutlaka güzel. Elazığlılar özellikle gitmeliler. Şehrimize sahip çıkalım. Hani bazen bazı şeyleri daha üst kademelideki insanlardan bekliyoruz ama müferit olarak bizler de bir şey yapabiliriz. Evet. En azından bu para sirkülasyonu kendi ilimizde de kalabilir. Afyon deyince mesela kaplıcaları Türkiye'ce belki dünyaca ünlü ama Golan'ın geri kalır bir tarafı yok. Aynen, doğru söylüyorsun. Yani işte bunların bu Elazığ'ın değerleridir, marka değerleridir. Yani Golan kaplıcalı da Elazığ'ın bir değeridir. Güzel, oraya turist çekebiliriz. İşte bu konuda biraz eksikliğimiz var. Yani çok fazla herhalde orayı tanıtamadık. Bilinirliğini arttıramadık oranın. Gerçekten Golan kaplıcaları Elazığ'a bir değer katar. İşte inşallah oraya biraz daha turist çekebilsek, biraz daha oranın tanıtımını, farkındalığını, bilinirliğini artırırsak Karakoçan'a da ilimize de çok ciddi şekilde katkısı olur, faydası olur. Şimdi insanlar kışın ortasında Afyon'a, kaplıcalara gidiyorlar. Tabii kaplıcaya tatile gidiyor, düşünsenize. Doğru söylüyorsun. Bunun Golan'a geldiğini, Elazığ'a ne kadar çok paranın geleceğini ki biz zaten dezavantajlı bir coğrafyada yaşıyoruz. Kesinlikle. Sürekli depremlerle sarsıldık. Aynen. Deprem sizi ne kadar etkiledi Tekin ya Bey? Deprem tabii ki herkesi etkiledi, bizi de etkiledi, ilimizi de etkiledi. Gerçekten deprem, Allah böyle bir büyük feleketi şey etmesin, göstermesin. Deprem büyük bir feleketti. İnsanlarımız bundan etkilendi, iş dünyamız etkilendi. İnşallah bakalım bu depremle ilgili bizim de çalışmalarımız var. İş dünyası üzerinde de çalışmalarımız var. İnşallah atlatırız. Bakalım. Yani burada iş dünyasında ciddi sıkıntılar var. Depremden dolayı, bir de pandemiden dolayı. Biliyorsun pandemi de hem dünyayı hem ülkemizi ciddi etkiliyor. Evet, evet. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. İnşallah bakalım düzeliriz inşallah. İnşallah. Tekin Bey, kovancılara gidip geliyor musunuz sürekli? Kovancılara eskiden sık sık gidiyordum ama işlerim yoğunluğu artınca eskisi gibi gidemiyorum. Eskiden işte 15 günde bir, haftada bir gidip geliyordum. Ama şu an eskisi gibi gidip gelemiyorum. Burada biraz da iş yoğunluğumuz artınca. Ama Kovancı'yı seviyorum. Hiçbir zaman bağımı oradaki koparmadım. Oradaki esnafı da merak ettim. Hani özellikle bu depremden, pandemiden onlar ne şekilde yani tabii ki pandemi birçok insanı etkiledi. Birçok insanımız hakikaten işte evini kaybetti. Birçok insanımızı kaybettik. Evet. İşlerini kaybettiler. Yani pandemiden dolayı iş dünyamız zorda. Özellikle yani hizmet sektörü çok zorda. Biliyorsun pandemiden sonra hizmet sektörlerinde bazen şeyler oldu. Kapanışlar oldu. İşletmelerini çoğu zaman kapattılar. Birçok insanımız orada işsiz kaldı. Burada tabii devletin destekleri var ama işte devletin de gücü ortada. Yeterli mi? Bence çok yeterli değil. İnşallah bizler de onlara moral vererek, destek vererek bunu geçiştiririz inşallah. Bugünleri de atlatırız yani. İnşallah. Şimdi işsizlik zaten önümüzde büyük bir sorundu. Hani birken pandemiyle beraber, depremle beraber bu iki kat oldu. Elazığ esnafı çok fazlasıyla etkilendi. Bunu tabii ki geniş geniş konuşacağız. Sonuçta siz de bir müsiyat şube başkanı, Elazığ şube başkanı olarak tedbirler almışsınızdır. Eyvallah. Veya kendi içinizdeki yapılanmada almışsınızdır önlemleri. Eyvallah. Bunları konuşalım. O zaman müsiyatla bir başlayalım. Eyvallah. Baktığımız zaman aslında müsiyat müstakil sanayici ve iş adamları derneği olarak 5 Mayıs 1990'da kurulmuş. Onu anlatayım. Şimdi müsiyat hakkın ve hukukun,
adalet ve eşitliğin, barış ve güvenin, refah ve mutluluğun sağlandığı, tarihe ve topluma mal olmuş, milli ve evrensel değerlerin korunup gözetildiği, kendi içinde bir bütün, bölgesinde siyasi ekonomik olarak etkin, dünyada saygın bir Türkiye için 5 Mayıs 1990 yılında 5 tane arkadaşın İstanbul'da kurdukları bir iş adamları derneğidir. Hmm. Evet. Yine müsiat kişilerin, kurumların, bölgemizin, toplumumuzun, dünyamızın, ülkemizin sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönden katkı sunmak amacıyla bir işbirliği, bir gelişim ve güç birliği platformudur. 5 kişi. Evet. 5 kişiyle kuruldu. Evet. 5 kişiden kurulan müsiat 1990 yılından bugüne kadar müsiat şu an yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 11 bin aşkın üye sayımız var. 60 bin işletmeyi temsil ediyoruz. Yine yaklaşık 1 milyon 800 bin insanı istihdam ediyoruz. Yurt içinde 89 irtibat noktası, yurt dışında 95 farklı ülkede toplamda 225 noktada hizmet veren üyelerin ve sektörlerin sorunlarını kamu ve kuruluşlarına ileten güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Yurt dışı deyince aklıma nedense ilk Almanya geliyor. Evet. Türklerin en fazla olduğu yerler. Evet. Daha ziyade Avrupa ve Amerika mı? Yani müsiat daha çok Orta Doğu, Afrika bölgesinde çok daha etkin. Tabii ki bizim Avrupa'da da şubelerimiz var. Biz 95 farklı ülkede şubelerimiz var. Sürekli etkinlik içindeyiz. Sürekli programlar yapıyoruz. Fuarlar düzenliyoruz. Sürekli yayınlar hazırlıyoruz. Yani müsiat sürekli hareketli. Yani ciddi şekilde çalışıyor. 2 yılda bir bizim Türkiye'de karma, sektörel karma fuarını müsiat düzenler. Yurt dışından ciddi yatırımcılar gelir, iş adamları gelir. Burada ticari bağlantılar kurulur, iş ortaklıkları kurulur, ticaretlerini geliştirirler, ürünlerini tanıtırlar. Bu konuda ciddi şekilde müsiat hakikaten ülke ekonomisine ciddi bir fayda sağlıyor yani. Şimdi baktığım zaman müsiat 5 Mayıs 1990'da kuruluyor. Evet. Özellikle Orta Doğu'yu şu iç savaştan sonra böyle büyük bir ticari pazar olduğu için mi Orta Doğu'daki yapılanma daha fazla? Yani Orta Doğu şöyle, yani müsiat şöyle, müstakil oluşu, biraz daha muhafazakar oluşu, İslami gelenekleri, hasiyetleri, biraz daha muhafazakar gelenekleri, hasiyetlerinin oluşundan dolayı Orta Doğu'nun da biraz daha bu etkilenmiş, yani orada biraz daha yaygınlaşmış. Orta Doğu'da, özellikle Afrika'da çok daha etkiniz, yaygınız. Tabii Avrupa'da, birçok dünyanın dediğim gibi 95 farklı ülkesinde varız. Sürekli ziyaretlerimiz oluyor, fuarlarımız oluyor, etkinliklerimiz oluyor, programlarımız oluyor. Yani bu konuda gerçekten müsiat ciddi çalışıyor. Yani mutfağı da sürekli proje üretiyor. Ülke ekonomisine de ciddi şekilde proje üreten, şu an şubemize de 2-3 tane projenin biraz sonra açıklayacağım. İlimize de bir 2-3 tane proje kazandırmak istiyoruz. Yani müsiatı seviyoruz. 20 yıllık bu ailenin içindeyiz. Tabii ki çok önemli STK'larımızdan bir tanesi Elazığ için. Sonuçta bunlar katma değerler. Aynen. Baktığım zaman ya bazı ülkelerin adı geçince Tekin Bey, özellikle o yüzleriyle ortaya çıkarlar. Afrika deyince özellikle su kuyuları, katarak tamiyatları, muhtaç çocuklar, onlar akla geliyor. Muhtemelen onlar için de ya bir şeyler yaptınız değil mi? Müsiyatın da o konuda çok ciddi destekleri var. Yani müsiyat hem ticari olarak hem hayır konusunda da o konuda da ciddi destekler veriyor ve ciddi de o ülkelere yardım ediyor. Yani onu bizzat ben de içindeyim. Zaman zaman biz de o programlara katılıyoruz. Yani o konuda da çalışmalarımız var yani. Evet, hakikaten. Evet. Oradaki kardeşlerimizin yardıma çok ihtiyacı var ve kardeşlik için hani karındaş olmaya da gerek yok. Eyvallah. Din birliğine de gerek yok. İnsansak, hani diyor ya bir yazar, bir şair, nerede bir insan ölürse oralı olur yüreğim diyor. Aynen. Gerçekten biraz bizi Avrupalılardan ayıran bazı durumlar var. Mesela bizim askerimiz de yurt dışına gitmiştir. Mehmetçik olmuştur. Evet. Çok güzel intibalar bırakmıştır. Evet. Avrupalıları da gördük. Her gittiğimiz yere güzelliklerle gidip oraları güzelleştirip geliyoruz. Müsiat da el atmış. Ne güzel. Aynen. Tabii gidip gezip görmek lazım. Yani gerçekten oradaki insanların bir durumunu, halini görmek lazım. Oradaki durumu yaşamak lazım. Onlar da bizim bir parçamız. Neticesinde onlar da insan. Yine bizim kültürümüze, bizim inançlarımıza yakın insanlar. Bu konuda imkanlar da olsun, gidip gezmek lazım, görmek lazım, yardım etmek lazım. Müsiat da bu konuda gerekeni yapıyor. Yani hem ticari olarak, hem ekonomik olarak, hem hayır olarak bu konuda ciddi çalışmaları var müsiatın. Yani. Şimdi baktığımız zaman zaten Avrupalılar misyonerlik faaliyetlerini o kadar güzel yapmışlar tabii, ki. Onlar durmuyorlar aynı. Hiç durmuyorlar. Gittikleri yere dinlerini götürüyorlar, kültürlerini bırakıyorlar. Sömürseler de bizim sömürü gibi bir niyetimiz asla olmadı. Yani bizim ecdadımız ortada zaten. Bizim dinimizde de sonuçta bir cihat fikri var, değil mi? Aynen. O mizan var. Onu bizim de yapmam, hayırlarla beraber yapıp
dini doğru şekilde gösterip o insanları da faydalandırmak kesinlikle, lazım. Evet. Böyle bir misyonunuz da var muhtemelen. Aynen, kesinlikle. O konuda da ciddi çalışmalarımız var. Yani dedim ya, biz Orta Doğu'da da, Afrika'da da bu insanlara yardım etme konusunda ciddi çalışmalarımız var yani. Yani biz zaten Orta Doğu Avrupa'da çok etkin olduğumuzu söyledik. Sık sık bizim mesela Katar'da fuarlarımız olur, diğer ülkelerde ciddi fuarlarımız olur, etkinliklerimiz olur. Hem o ülkenin canlanmasına, hem o ülkenin kendi üyelerimizin o ülkeyi tanımasına, ticaretin gelişmesine müsait ciddi şekilde aracılık ediyor yani. Evet, onları konuşacağız. Evet. Daha vaktimiz çok. Şey konuşalım istiyorum. Şimdi Elazığ'daki yapılanmanızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Siz yeni başkan oldunuz. Evet, şöyle anlatayım. Ben müsiyatla 2000 yılında tanıştım. 21 yıllık bir serüveni var. 2000 yılında tanıştım ve müsiyatı sevdik tabii. Yani 20 yıllık orada bir geçmişimiz var. Yani sağ olsun oradaki üyelerimiz de bize destek verdiler. Ben aynı zamanda şehirde mali müşavirlik yapıyorum. İş dünyasında içinde. Müsiyat biliyorsun ekonomi ağırlıklı bir sivil toplum kuruluşu. İşte 9 Mart'taki yapılan genel kurulda şahsımıza başkanlık verildi. İnşallah bizler de onlara layık olmaya çalışırız. Bu şehre, bu şehrin güzel insanlarına, iş dünyasına güzel işler, vahili işler yapmaya Allah bizleri nasip etsin. İnşallah. Ben inanıyorum hemşehrim. İnanıyorum. Biz farklıyız. Eyvallah. Eyvallah. Yani şehri tanıyoruz. Yani dediğim gibi iş dünyasının içindeyiz. Yani 20 yıllık müsiyadı da çok iyi biliyorum. Müsiyadın hani hem genel merkezini hem yurt dışındaki bütün programlarına çoğuna katıldım. Onun için yani inşallah müsyadın da gücünü kullanarak müsyadda olarak Elazığ'da müsyadın bize kazandırdığı güzel projeler var. İşte biraz sonra açıklayacağım. İnşallah şehrimize güzel işler yaparız. Yani. Tabii. Kaç kişisiniz kadronuz? Şöyle anlatayım. Şimdi biz şu an 71 üyemiz var. Ama biz bu üye sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Yani üye teşkilat sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz 100'ün üzerine çıkmak. Bakalım bu konuda da ciddi şekilde şu an müsyede ilgi var. Birçok üye başvurusu da bizim başkanlığı devraldıktan sonra büyük bir ilgi var. Bekin de takip ediyorsunuz. İnşallah üye sayısını arttıracağız. Yani yüzün üzerine çıkacağız yani. İnşallah. Evet. Şey vardır mesela içinde olduğum bir STK'dan dolayı birazcık STK'lara daha aşinayım, hı-hı, öyle söyleyeyim. Şu anda içinde değilim ama yani en azından sivil toplum kuruluşu var. Şimdi çok var. Tabii ki yani Elazığ'da da işte 1000'e yakın sivil toplum kuruluşları değil var. Değil mi? Fazlasıyla var. Yani tabii bunlar hani bir kısmı işte cami dernekleri, köy dernekleri yani yani bir kısmı da hakikaten ciddi çalışıyor. Yani sivil toplum kuruluşları tabii yani bir şehrin gelişmesinde önemlidir. Yani yapacağı programlar, etkinlikler, projelerle yani gönüllülük bazında çalışan sivil toplum gelişmenin birer neferi olmuşlar. İnşallah biz de müsiyat olarak Elazığ'da gelişmenin ve daha yaşanılabilir bir il olmanın bir neferi olacağız. Bu konuda gayret edeceğiz, çaba göstereceğiz, koşturacağız, çalışacağız yani. Tabii ki, tabii ki. Evet. Şimdi 21 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz, evet. Tekin Bey. Bayağı zaten yaşımızı söylemeyelim ama evet, gayet gençsiniz. Demek ki böyle artık çocuklu yaşlarda başlamışsınız. İşin mutfağında olmuşsunuz. Gençler çok önemli. Sonuçta geleceği onlara bırakacağımıza göre gençlik aynen, yapılanmamız tabii, var mı müsiyadın, gençlik yapısı da var. O da çok etkin çalışır, verimli çalışır bizim gençlerimiz. Zaten gençler orada kendilerini yetiştirirler, hazırlar. Ondan sonra biz büyük müsiyat diyoruz. Büyük müsiyata geçiş yaparlar. Gençlerimiz de bu konuda hakikaten çok çalışkan, çok girişken. Müsiyat aynı zamanda bir okul gibi düşünün. Müsiyat hakikaten çok faydalı oluyor. Yani müsiyatta programlar, etkinlikler, işte bir sürü yayınlar, fuarlar, geziler. Yani müsiyat çok ciddi şekilde bir genç girişimci kardeşime çok ciddi katkı sunar. Yani onun ufkunun açılmasında, ticari bilgisinin artmasında, tecrübe kazanmasında. Yani inan ki bir üniversiteden daha fazla ciddi katkısı var müsiyadın var, yani. Var. Ve gençlerimiz orada hakikaten çok ciddi şekilde yetişiyorlar. Ondan sonra da büyük müsiyada geçiş yapıyorlar. Bu konuda da genç müsiyat kolumuz var ve etkin ve verimli çalışıyorlar. Evet. Şimdi bizim dinimize baktığımız zaman da temel prensiplerinden bir tanesi istişaredir. Evet. İstişareye baz olmak gerekiyor. Zaten STK'lardan çok da istişare yapılır. Hı-hı. Ne demişler, akıl akıldan da üstündür derler ya Tekin Bey. İnsan bir fikirle girer, hı hı, ama etrafınızda sizden daha farklı düşünen biri olduğu zaman ortaya çok daha olumlu etkileşimler, hı hı, de çıkar. Hı hı.
hakikaten bu tür STK'larda özellikle tabii işin ekonomik kısmıyla ilgilenenlerin mutlaka bulunması gerekiyor. Yani tabii ki kendi düşünceleri doğrultusundaki seçkin STK'ları da seçer, tercih ederlerse daha doğru olur. O yüzden bu yapılanma çok çok önemli. Sizler de birlik içerisinde çalışıyorsunuz. Tabii MÜSİAD'da yani gerçekten bizim MÜSİAD'da bir birlik var. Yani bir samimiyet var. Yani gerçi bizim kendi misyonumuz da var. Yani MÜSİAD hakikaten belli bir erdemlik, bir yani bir ahlaki duruşumuz var. Ticari ahlaki duruşumuz var. Bir erdemli duruşumuz var. Dolayısıyla MÜSİAD'daki insanlar hep seçkin insanlar. Bu konuda gerçekten MÜSİAD bu konuda seçici yani. Öyle şey. Onu da konuşalım, onu da konuşalım. kadın kollarımız yani her biz her başvuran üyeyi almıyoruz. Bizim üye kabul komisyonumuz var. MÜSİAD'ın yani vizyonuna, misyonuna uygun. Onun tabii araştırmasını yapar bizim üye kabul komisyonumuz. MÜSİAD'a o dediğim gibi MÜSİAD'ın misyonuna uygun kriterlere göre değerlendirip ona göre üyeleri kabul ediyoruz. Onun için MÜSİAD'da gerçekten bir birlik var, bir yardımlaşma var, bir saygınlık var. O dokunun bozulmaması lazım. Hakikaten özellikle üye seçimlerinin çok çok önemli olması lazım. Siz de çok itinalı davranıyorsunuz eminim. Kadın kollarımız var mı? Kadın kollarımız inşallah daha önce vardı ama bir ara ara verdik. Şimdi inşallah benim dönemimde kadın kollarını tekrar aktif hale getireceğiz. Şu an benim 5 tane bayan üyem var, iş kadını. İnşallah onların da sayısını arttırarak kadın kollarını da aktif hale getireceğiz yani. Evet, evet. Ticarette kadının yerinin olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle biz önemsiyoruz onu. İnşallah da orayı da daha etkili, verimli hale getireceğiz yani. Tekin Bey, şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi Elazığ'a baktığım zaman Elazığ, ben net bir yani kimliklerinden birinin ön plana çıktığını göremiyorum. Mesela bir ticaret şehrimiz değiliz. Bir tarım şehrimiz değiliz. Daha ziyade baktığım zaman memur. Yani esnaf, şöyle o daha geç, fazla sanki memur. Yani zihniyeti. Geçmişte işte bu resmi dairelerin ilimizde belki olması. Belki üniversitenin erken açılması. Yani üniversitenin erken açılması, işte resmi dairelerin burada, bölge müdürlüklerin burada oluşu biraz daha bizi memur şehri yapmış ama genelde aslında biz bir tarım ve ticaret şehriyiz. Yani özellikle tarım ağırlıklı ve hayvancılık ağırlıklı bir şehriyiz. İşte bu şöyle söyleyeyim. Yani bizim bu 6. bölge teşviki biliyorsun gecikmeli geldi ilimize. Bu daha erken gelseydi sanayimizde de çok ciddi bir şekilde biz atağa geçecektik. Ama geç gelince işte tekstil sektörünün yavaş yavaş Elazığ'a gelmesi, burada tekstil sektörünün arttırması sanayimize de büyük bir canlılık kattı. İnşallah bakalım bu konuda da umutluyuz. Daha da sanayiyi arttıracağız. Yani sanayideki üye sayısını, sanayideki girişimci sayısını, yatırımcı sayısını biz de destek vererek inşallah bu konuda ilin ekonomisine bir katkı sunacağız. İnşallah, inşallah bir önümüzü görebilsek Tekin Bey. Deprem az çok yaralarımızı sarmaya başladık. Ya işte deprem pandemi, işte pandemiyle. Evet, yani deprem pandemi deyip oturmamamız lazım yerimize. Koşturmamız lazım, çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Deprem Allah'tan gelen bir şey. İnşallah Allah dedim ya bir daha bu tür şeyleri, depremleri göstermesin. İşte bunları hızlı bir şekilde atlatacağız. Bu konuda koşturacağız, yani çalışacağız. İşte dediğim gibi yani şu an ilimizde de güzel gelişmeler var. İşte sanayi yavaş yavaş gelişiyor, büyüyor. Tekstilciler hakikaten en azından büyük bir katkı sundu. İşte ikinci OSB müdürlüğümüz kuruluyor biliyorsun. Birinci OSB'miz vardı, şu an orada çok yerimiz yok. Şöyle yapalım, önemli konular konuşacağız ama reklam arasına girmemiz gerekiyor. Bir 45 dakikamız daha var. Değerli seyirciler, şöyle bir 15 dakikalık bir ara verelim. Sonra 45 dakikaya daha konuşacağımız çok konu var. Değerli seyircilerimiz, tekrar Kanal 23 ekranlarına hoş geldiniz. Tekin Gürkan'la beraberiz. Kendisi mali müşavir, aynı zamanda MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı. Nazara geldim herhalde. Ne konuşuyorduk? İlk kısımda MÜSİAD'ı biraz genişlettik. Aslında STK'lara değindik, güzel ilçelerimize değindik. Bu kısımda da birazcık işte marka değerlerimizi konuşacağız. Elazığlılar olarak sahip çıkamadığımızı hep söylüyoruz marka değerlerimize. İşte ne bileyim, mesela Harput'umuza, gölümüze, bunları çok fazla sahip çıkamadık. Çok fazla ön plana çıkaramadık ve
turist çekemedik. Zaten Golan Kaplıcalarını birazcık açmıştık. Tekrar genişletelim istiyorum. Biliyorsunuz STK'lar olunca işin ekonomik boyutu. Elazığ'ın ekonomisini birazcık konuşalım. Hani dediğim gibi böyle net bir kimlikle ön plana çıkmış bir şehir değiliz maalesef. Belki tarımla birazcık daha ön plandayız. Bizim bir mantalitemiz var. Daha ziyade çocuklarımız okusun, memur olsun isteriz. Memur kesime de baktığımız zaman zaten belirli bir parayla bir ayını idame ettiren insan tiplemesidir. İşte sanayinin aslında gelişmesi gerekiyor. Sanayinin gelişmesine dair neler yapılabilir? Bunları konuşalım. MÜSİAD olarak neler yapacaklar? Projelerinde konuşmuş olalım. Sizin de sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz varsa 0538 256 23 23 nolu hattımızı kullanabilirsiniz. İlk kısımdan bir seyircimiz bize mesaj atmış. Şöyle demiş, Kanal 23 iyi yayınlar diliyorum. 1976 Elazığ DMMA inşaat mezunuyuz. Her gün kanalınız evimize Kuşadası'na misafir oluyor. Hasret ve özlemle bakarken programımızda seyrediyoruz. Selam ve sevgilerini yollamışlar. Bizleri evlerinde konuk eden bütün herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten doğru adrestesiniz. Güzel konuklarımla beraber güzel konuları işliyorum. Kanal 23'te evlerinize konuk oluyor. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Böyle mesajlar alınca insan hoşuna gidiyor. Çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını almak. Kesinlikle, değil mi? Evet. Siz de bir STK başkanı olarak emek veriyorsunuz. Aynen. Ve görmek istiyorsunuz. 21 kesinlikle. Yılda içindesiniz. Aynen, doğru söylüyorsun. Hemşerim, değerli aynen. Hemşerim. Şimdi Tekin Bey, biz reklama gitmeden önce şunu konuşuyorduk. Konu birliği olması açısından. Teşvikte 6. bölge olduğumuzu söyledik. Orada yarıda kaldık. Devam edelim mi? Şöyle, yani 6. bölgenin çok ciddi şekilde teşvik imkanları var. Yani biz bu imkanlardan geç faydalandık. Yani bu şehir olarak bunu çok daha erken girseydik, inan ki sanayimiz bugün çok daha canlıydı. Biz çok daha dışarıdan büyük yatırımcılar çekmiş olacaktık. Mesela Batman, yani ilimiz Güney Anadolu'da. Bunlar ilk giren illerden Diyarbakır, Batman, Urfa. Bunlar da mesela 6. bölge teşviğine daha önce girdikleri için birçok tekstilci firmayı oraya bizden çok daha fazla, 10 kat, 20 kat daha fazla birçok tekstilciyi kendi bölgelerine çektiler. Aynı şekilde bir, yani ciddi şekilde insan istihdam ediyorlar. Bizden 10 kat, 20 kat daha fazla insan istihdam ediyorlar. Maalesef biz 6. bölge teşviğine geç girdik. Ama buna rağmen yine de bizim Elazığlı tekstilcilerimiz hakikaten bir vefa borcu olarak burada şehirde yatırım yapmaya karar verdiler. Bu konuda da ciddi şu an tekstilcimiz gelmiş. Özellikle şunu söyleyeyim, mesela Saka Tekstil Türkiye'nin en büyük ve en büyük tekstil firmalarından biri. Yaklaşık 3000 ile 5000 arasında personel çalıştırabilecek kapasitede ve buna doğru da gidiyor. İşte SMM Tekstil, Gale Tekstil ve birçok daha Ela Tekstil, birçok daha böyle tekstilciler burada yatırım yapmaya başladılar. Tekstilciler hakikaten hem ilin ekonomisine hem istihdamına ciddi şekilde katma değer sağlıyorlar. Bizlerin de onlara yardımcı olmamız lazım, onlara destek vermemiz lazım. Bu gibi yatırımcıları şehrimizde arttırmamız lazım. Yani. Tekin Bey, şimdi tekstil deyince aklıma İstanbul ve Antep geliyor özellikle. Biz yani tekstilcileri çektik dediniz, çekmeye de başladık, güzel yatırımlar olacak dediniz. Mesela bir Antep'le yarışabilecek boyuta gelecek miyiz? Yani şöyle, Antep'le tekstilci, tabii Antep yani çok ciddi şekilde Antep'in bir geçmişi var. Yani hem güney sınır, Suriye sınır olması, geçmişin işte ticari kültürü, ihracat kültürü, ithalat kültürü bizden çok çok daha ileri düzeyde. Ama biz bu konuda gerçekten bizim insanlarımız bu konuda çalışkan, girişken. Mücadele edeceğiz, çalışacağız, gayret edeceğiz. İnşallah biz de o seviyeye geleceğiz. Yani bu konuda inşallah ilin bürokratları da, ilin siyaseti de, biz STK'lar da bu konuya destek vererek bu konuda elimizden geleni yapacağız yani. Evet, artık ki sözlerinizden şunu anlıyorum. Diyorsunuz ki mesela büyük yatırımcılar, Elazığlı büyük yatırımcılar bir vefa olsun niyetiyle bile Elazığ'a tekrar yatırımlarını getirmeye başladılar. Bir ara tabii bir şey mesela, söylendi. Şöyle, Saka Tekstil mesela bu Elazığlı bir hemşerimiz mesela bu bir Erzurum'a yatırım yapmayı düşünmüş. Oradaki birkaç dost arkadaşının dolayı, ama işte son dakikada işte kendisinin Elazığlı olması, buraya bir vefa borcunun olmasından dolayı yatırımı buraya yapmaya karar verdi. Gerçekten Saka Tekstil, dediğim gibi, Türkiye'nin şu an en büyük tekstil firmalarından biri. Ciddi şekilde ilin ekonomisine ve ilin istihdamına çok ciddi katkı sunacak yani.
Tekin Bey, çok marka adı vermeyelim, Rütük sonra bize kızmasın. Evet. Tekin Bey, Elazığ coğrafi olarak yatırım için böyle güzel bir alan yani mıdır? Tabii bizim, sorunlarımızı yani, bir konuşalım mı? Mesela bir yatırımcı olarak siz buraya kesinlikle tabii açmazsanız yani neden şöyle, açmazsınız? Elazığ bir sefer milliyetçi bir il, yani muhafazakar bir il, milliyetçi bir il, güvenilir bir il. Yani hakikaten bu konuda insanlarımız samimi, yani güvenilir bir ortam. Coğrafi konumumuz çok güzel. İşte hemen yanımızda Hazır Gölü, işte Pertek'e yakın, işte bir de doğuya açılan bir kapı güzergahı üzerinde. Yani bu konuda Elazığ hakikaten yatırımcıyı cezbedecek bir il. Yeter ki biz bu konuda yatırımcıları küstürmeyelim, kaçırmayalım, onlara destek verelim, onlara dokunalım, yardımcı olalım. İnan ki çok daha büyük yatırımcılar biz buraya çekeriz. Ama tabii ki burada devletin politikaları da önemli. Biz ilin siyaseti, ilin bürokrasi de bu işte hakikaten önem arz ediyor. Biz STK'lara çok ciddi şekilde görevler düşüyor. Biz bu konuda gayretli olursak, daha planlı, daha programlı çalışırsak inan ki biz buraya çok daha büyük yatırımlar çekeriz. Tabii sıkıntılarımız var. Mesela işte birinci OSEB'imizde şu an sıkıntımız var. Yer alanı kalmadı. İkinci OSEB'imiz şu an biliyorsunuz Nurali tarafında şu an planlandı ve ILS'i de yapıldı. İnşallah orada şu an büyük yatırımcılar başvuruyor. İnşallah orada da çok büyük yatırımcılar yer alacaklar ve orada da ciddi şekilde üretim başlayacak. Yeter ki biz onlara yardımcı olalım, yani yerlerini ayarlayalım, altyapılarını hazırlayalım. Yani onları bürokrasi yönünden sıkıntı yaratmayalım. İnan ki yatırımcı gelir yani. Tekin tabii Bey, yani ülkenin tabii de ekonomik sıkıntıları tabii, var. Tabii ekonomik sıkıntıları var. Ben evet, birazcık Elazığlıların mantalitesini de şöyle konuşmak istiyorum. Dost meclisindeyiz, seyircilerimiz de öyle. Şimdi kendi aramızda konuşurken şunu söylemişti bir arkadaşım. Ya Malatya'ya gidiyorsunuz, şu marka adı maalesef veremiyoruz. Bakıyorsunuz mesela market olarak, market zinciri olarak çok fazla Malatya'da bulamazsınız diyor. Esnafı veya Malatyalı diyor, kendi işte halkına verir. Marketim benim halkımdan olsun, alışverişini de ondan yapar der. Biz şimdi kendi mahallelerimize bakar mısınız? Yani o market zincirlerden halka halka var. Hı-hı. Hepsinden envai çeşit var. Biz kendi esnafımıza da değer vermiyoruz. O kendi konuda, esnafımıza evet, da gitmiyoruz. Gerçekten o konuda sıkıntı var. Kendi esnafımıza değer vermiyoruz. Yani halkımız da bu konuda dışarıya meraklı. Yani diş markaya meraklı, diş firmaya meraklı. Yerel firmalarımıza, yerel markalarımıza, yerel değerlerimize hakikaten çok ciddi şekilde destek vermiyoruz. Yani yerel markamız, yerel firmamız dururken bakıyorsun yabancı merakında mıdır? Artık onun ne çekici gücü var? Onu da çok hani kestiremiyorum ama maalesef bizim insanlarımız böyle yabancıya meraklı, dışa gitme yönde meraklı. Bunu da hakikaten bir araştırmasının yapılması lazım. Değil mi? Neden oldu? Yani insanımıza destek vermemiz lazım. Esnaflarımıza destek vermemiz lazım. Özellikle yerel esnaflarımıza gerçekten destek. Zaten zor dönemden geçiyoruz. Bir de deprem biliyorsun, pandemi, deprem. Dolayısıyla halkımıza da ben burada sizin aracılığıyla sesleniyorum. Mümkünse yerel esnaflarımıza, yerel gerçekten markalarımıza değer verelim, onlara destek verelim, ticaretlerimizi onlarla yapalım. Evet ya, kendi mahallemizdeki işte Mehmet amcanın, Ahmet abinin, aynen, yani marketlerinden en azından alışveriş, aynen, yapabiliriz kesinlikle, yani. Tamam kesinlikle, çok büyük indirimler, hani insanlar bütçelerini konuşturuyor, kesinlikle, anlıyorum da. Evet, yani burada dediğin gibi, yani esnaf gerçekten zor durumda. Dediğin gibi işte küçük esnaflarımız var. Hani şimdi bir de market zincirler geldi dışarıdan, ulusal marketler geldi. Burada küçük işte mahalledeki bakkal amcaların hakikaten yaşama şansı çok kalmadı. Bir de Tekin Bey, şeyi de bence göz ardı etmemek lazım. İnternet alışverişleri var ya. Yani tabii e-ticarete çok girmedik. E-ticaret artık dünyanın kaçınılmaz ve vazgeçilmez artık bir ticaret şekli. Artık yapacak bir şey yok. İnsanlarımız da ticaret yapmak için dünya konjonktürüne gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda. Dolayısıyla yani biz de bir STK olarak ben de girişimci insanlarımızı, yatırımcılarımızı e-ticarete teşvik ediyorum. Mutlaka e-ticarete yönelsinler. E-ticarette kendilerini geliştirsinler. Hem buradaki esnafımız, iş dünyamız hem kendilerine ciddi şekilde kazanç sağlarlar. Hem ilin ekonomisine de ciddi faydası olur. Onun için bunu da kaçırmasınlar. E-ticareti biz de önemsiyoruz. Mutlaka ticarette kendilerini geliştirsinler yatırımcılarımız, iş dünyamız, esnafımız. İşte değil mi, insanın vizyonunun geniş olması gerekiyor. Bir bakmak lazım. O yüzden dedim ya, hani istişare önemlidir, akıl akıldan üstündür. Bakıyorsunuz bir karşı taraf ne yapıyorsa onu daha üst versiyonunu yapmak gerekiyor. Aynısını değil. Şu an hazır söz oradayken şuna da girebiliriz. Yani, mesela bakıyorum Elazığ,
Hani dediğim gibi biz daha ziyade böyle memur mantalitesiyle hareket eden bir şehiriz gibi geliyor. İşte bizim... Birkaç kişi Tekin Bey kafe açtı. Sıcak para döndü. Ondan sonra bakıyorsunuz her taraf kafe oldu. Maalesef onunla ilgili de şey söyleyeyim. Yani şimdi gelişmiş ülkelerde her şey, bütün hayat, bütün ticaret, bütün düzen bir plan program şeklinde yürütürler. Yani şöyle söyleyeyim. Bir sokakta kafeye kaç kafeye ihtiyaç var veya bir işte fırına ne kadar ihtiyaç var, bir tenese veya iki tenese o kadar ruhsat veriyorlar. Üçüncüsüne, ikincisine müsaade etmiyorlar. Ama bizim ülkemizde, şehrimizde bu konuda bir planlama çok yok. Yani bir kafe açılıyor, bir bakıyorsun aynı caddede o kafeden 10 tane birden açılıyor. Veya bir fırın açılıyor, bir bakıyorsun pat pat 10 tane fırın açılıyor. Evet, evet. Bu hem gerçekten o oradaki kendisini hem etkiliyor, hem de diğer meslektaşlarını da etkiliyor. Hem kendisini batırıyor, hem diğer meslektaşlarını batırıyor. Yani burada da bizim hani mevzuatlarımız, kanunlarımız ve ilin yöneticileri veya işte hükümet politikaları bu konuda tedbir alması lazım. Yani şimdi pat pat diye bizim şehrimizde ciddi şekilde bir sanki bir kafe mantarı var. Yani her tarafta kafe doldu. İşte görüyorsun pandemiden dolayı insanlar çekilince bunlar hepsi etkilendi. Dolayısıyla şu an birçoğu şu an işletme giderlerini karşılayamıyor. Kira giderlerini, vergilerini, bağkurlarını karşılayamıyor. Ve ciddi şekilde zor durumdalar. Burada da bir planlama eksiğimiz var. Yani bu kadar sektöre müsaade edilmemesi lazım. Bunun bir plan program dahilinde yapılması lazım. Dediğim gibi yani bir caddede bir tane fırına ihtiyaç varsa bir tane ruhsat verilmesi lazım. İkincisine, üçüncüsüne ruhsat verilmemesi lazım. Maalesef bu konuda da ülkemizin ve ilimizin böyle sıkıntıları var. Yani. Var, var. Tekin Bey, size gelen haberler var mı? Bayramdan sonra kafeler, restoranlar açılacak mı sizce? Yani şimdi şöyle, pandemide iyi gitmiyoruz. Bakın gerçekten gelişmiş ülkeler, Avrupa ülkeleri bu konuda bizden daha sıkı ve daha tedbirliler. Bizim kadar açılmadılar. Hala da onlar kapalılar ve şu an daha da kapalı olmaya başladılar. İşte son gelen veriler pandemide şu an Avrupa'da birinci olduk. Çok kötü gidiyoruz. Bunun için bizim bu Ramazan ayında sanırım hükümetin de bu konuda böyle çalışması var. Ciddi bir kapanışa girmemiz lazım ki en azından bayramdan sonra tam açılma geçelim. Çünkü artık turizm sezonu da yaklaşıyor. Biliyorsun turizm geliri ekonomimize çok ciddi bir katkısı var. Ülkemiz yani turizm geliriyle ayakta duruyor. Ben yani bu konuda Ramazan'da bir kapanma olacağını bekliyorum. İnşallah bayramdan sonra da tam açılım olup herkesi rahatlatacak, bütün iş dünyasını, halkımızı rahatlatacak. Bu Covid belasından da inşallah bir an önce kurtulup rahat bir hayata geçeriz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Öyle güzel enerjilerimizle yollayalım kainatı. Çünkü esnafımız, özellikle servisçiler, işte kafe, restoranlar gerçekten perişan oldular. Aynen. Biraz kendi marka değerlerimizi de konuşalım istiyorum. Aynen. Şimdi Harput'umuz var. Şimdi evet. Orada da bazı sıkıntılar var. Hazar babamız var. Tek konuşalım o zaman. Yani şimdi her ile nasip olmayan bir Harput'umuz var. Yine her ile nasip olmayan bir Hazar Gölü'müz var. Yine her ile nasip olmayan işte Kaban Barajımız var. Kolan Kaplıcalarımız var. İşte sarı leylek şeyi geçenlerde bulduk. Neydi onun ismi? Kara leylek değil miydi? Kara leylek diye çok güzel bir şey, tarihi bir coğrafi şey keşfettik. Mesela onu geliştiremedik. Bu marka değerlerimizi bir türlü ön plana çıkaramadık. Yani ben hakikaten bu konuda üzülüyorum. Şehrimizden kalkıyorlar, ta mesela Urfa'ya gidiyorlar. İşte orada saray gecelerine katılıyorlar. İşte ne bileyim oranın işte yemeğinden, kültüründen katkı faydalanmak istiyorlar. Oysa bizim de mesela bir kürsü başımız var. Kürsü başımızı çok ön plana çıkaramadık. Mesela bizim yemek kültürümüz çok daha fazla, çok daha güzel mutfak zenginliğimiz Türkiye'nin var. Türkiye'nin ikinci büyük mutfağı. Şöyle evet, birincisi sanırım Antep, ikincisi Türkiye olması lazım. Ben de öyle biliyorum. Elazığ. Evet, Türkiye Elazığ ikinci büyük mutfağımız. Birincisi Antep olması lazım. İşte şimdi bakın buradan kalkıyorlar işte Antep'e tap yemek yemeye gidiyorlar yani. Ama şehrimizin hakikaten şehrimize bu konuda dışarıdan şey de getiremedik. Turist de çekemedik. Yani şimdi ya Harput gibi güzel bir yerimiz var. Harput'a bu istenilen turisti çekemedik. İstenilen canlılığı yakalayamadık. İşte Golan Kaplıcalarına bahsettiniz. Muhteşem bir coğrafya. Nasıl? Gerçeklerimizle konuşalım mı biraz? Biz Harput'u ölülere bırakmadık mı? Ölüler şehri yapmadık mı? Yani evet, maalesef geçmişte sıkıntılarımız oldu ama yavaş yavaş sanki Harput'a Şahin Başkan tam da ona değinecektim. Şahin Başkan bu konuda hakikaten Harput'u önemsiyor. Güzel şeyler de yapıyor biliyorum.
İşte bir de orada bir Diyanet Külliyesi yapılıyor. O da ciddi bir şekilde Harput'u canlandıracak. Yaklaşık 300 tane sanırım bir din görevlisi buraya gelecek. Hem Harput'un ekonomisine hem ilin ekonomisine ciddi katkı sunacak. Şahin Başkan da bu konuda güzel projelerin olduğunu biliyorum. Gerçekten o da bir şans. İnşallah Harput'u istenilen cazibe merkezi haline getiririz. Dışarıdan inşallah ciddi şekilde turist çekeriz. İşte Hazar Gölü'müz var mesela. Hazar Gölü'müzde de yine istenilen şeyi yakalayamadık. Yani maalesef Hazar Gölü o istenilen çekim merkezi olamadı. Yoksa Hazar Gölü muhteşem bir gölümüz. İnanılmaz. İşte bu marka değerlerimizi biz ön plana çıkaramadık. Yani bu konuda gerçekten eksiğimiz var. Tekin Bey, Hazar Baba kayak merkezimiz çok güzel. Aslında aynen. Bu sene kar da olmadı. O da yani hakikaten Türkiye'de hem karın, kayağın hem de gölün olduğu herhalde bir şeyi yok, bir konum yok. Mesela bu muhteşem bir şey. Ama işte bunları biz... Ama biz buradan kalkıp Bingöl Kayak Merkezi'ne gidiyoruz. Evet, Haseki değil mi? Haseki miydi? Öyle bir şey olması lazım. Evet, tam maalesef oralara gidiyoruz. İşte ama bu... çok güzel yapmışlar. Aynen, Tekin doğru söylüyorsun. İşte biz de bunları yapabiliriz. Bu konuda çalışmaların da olduğunu biliyorum. Yani geç de olsa yapacağımıza inanıyorum. Yine de umut var olacağız. İnşallah ilin dediğim gibi yani Şahin Başkan bu konuda ciddi çalıştığını biliyorum. İşte başka Hazar Gölü'nde, Hazar Baba'da da yine ilin bürokrasinin bu konuda çalıştığını biliyorum. İnşallah bakalım ileriki günlerde biz de o güzellikleri yakalarız. Yani bu konuda şehrimize turist çekmemiz lazım gerçekten. Yani bu marka değerlerimiz çok önemli. Yani birçok şehirde olmayan bu değerleri ön plana çıkararak İnşallah şehre ciddi turist çekeriz ama bu konuda gerçekten eksiğimiz var. Evet, şimdi haklıya hakkını teslim etmek lazım derler. Gerçekten Şahin Başkanımız çalışıyor. Dezavantajlı bir dönemde başa gelse de onu bence avantaja çevirmeyi de biliyor. Beklentilerimiz çok fazla. Aynen. İnşallah hepsini İnşallah. De yapabilir, hayata İnşallah. Geçirebilir. Onun sayesinde, sizlerin sayesinde. Sonuçta sesimizi duyurmamız İnşallah. Gerekiyor. Artık birçok insan farkında. Aynen. Bunlar da önemli. Şimdi MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı olarak projelerimiz de vardı değil mi? Evet, onlara da değinelim Tekin Bey. Hatta önümde hemen El Müskop muydu bir tanesi? Şöyle evet. Şimdi 9 Mart'ta yaptığımız genel kongrede genel başkanımız Abdurrahman Kağan kongremize katıldı. Tabii genel başkanımız Elazığ'a müjdelerle geldi. İnşallah 3 tane projemiz var. Genel merkezin bizlere hazırladığı, ilimize katacağımız. Bunlardan biri orta ölçekli sanayi merkezi. Biz buna El Müskop diyoruz. Elazığ Müstakil Müsiyat Kooperatifi. Şimdi burada ne var diyeceksiniz. Şimdi burada hem sanayinin hem de sosyal yaşam alanının birlikte olduğu, sosyal donatının birlikte olduğu bir sanayi alanı, ARGE alanı, işlikler, işte burada meslek liseleri, yurtlar, camisi, AVM'si, sosyal alanları, okullarının bir iç içe olduğu bir şey, sanayi merkezi. Bu aynı zamanda harika büyük bir proje. Büyük OSEB'e geçiş bir basamağı. Biz orta ölçekli buna diyoruz. Gerçekten ilin de buna çok ihtiyacı var. Evet. Çünkü sanayicilerimiz, yatırımcılarımız yer bulmakta ciddi sıkıntı çekiyorlar. Bakın işte bir sürü küçük sanayi sitelerimizde insanlar hakikaten oradaki mekanların kötülüğünden, darlığından ciddi şekilde iş yapamıyorlar. Yani kendilerini de geliştiremiyorlar ve yeni iş alanları da açamıyorlar. Evet. Bu konuda ilin de ihtiyacı var. Biz bu projeyi önemsiyoruz. İnşallah bakalım. Harika bir proje. Eyvallah. Tekin Bey, bu alan olarak nereyi seçtiniz? Yaklaşık, şimdi alan konusunda çalışmalarımız var. Daha kesinleşmedi. Bu ikinci OSEB'nin olduğu bölgede de yer bakıyoruz. Birinci OSEB'nin olduğu şeker fabrikası, bu yurtbaşı bölgelerine de bakıyoruz. Bu konuda daha hala da kesinleştirmedik. İnşallah bakalım Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla görüşlerimiz devam ediyor. Bu konuda yeri tespit ettikten sonra proje hemen hazır. Bu projenin aynısını genel merkezimiz Tekirdağ'da yapmış ve çok ciddi şekilde buraya katkısı var bu projenin. Çok ileri teknolojinin kullandığı bir proje. İnşallah biz de bu projeyi Elazığ'a kazandırarak ilin ekonomisine, şehrimize bir ciddi şekilde bir katma değer sağlayacak bir katkı sunmak istiyoruz yani. Harika bir proje gerçekten. Meslek liselerini de içine alarak tam kesinlikle teknik meslek liseleri, işte yurtları, ARGE merkezleri, spor sahaları, işte alışveriş merkezi, aynı zamanda işte sanayi alanları, üretim alanlarının da iç içe olduğu bir şey, sanayi merkezi, orta ölçekli sanayi merkezi. El Müskop. Vallahi İnşallah hedeflerimizden biri bu. Bir diğer projemiz de şu, MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi.
Bu da yine genel merkezimizin hazırlayıp bize sunduğu ve bunu da ilimize kazandırmak istiyoruz. Bu konuda da görüşüyoruz. İlin ilgili kurumlarından, özel idarelerle görüştük. Yani bu konuda onların da daha önceki geçmişte bir çalışmaları olmuş bununla ilgili. Ve bu bizim projeleri de hakikaten kendileri de çok önemsediler. Hatta birlikte yapacaklarını, yapabileceklerini, ortak olarak yapabileceklerini söylediler. Bu konuda da çalışmalarımız var. İşte Gezin tarafında çalışmalarımız var. Yani daha yer kesinleşmedi. İnşallah bunu da gerçekleştirerek akıllı tarım dediğim hem teknolojinin, ileri teknolojinin kullandığı, yaşam alanlarının yine oluştuğu böyle bir tarım kenti, modern tarım kenti. İnşallah bunu da Elazığ'a kazandırmak istiyoruz. Tekin Bey, onu geçmeden özellikle mesela ben Isparta'ya lavanta bahçelerini görmek için gitmiştim mesela. Hani bu şekilde hem turisti çekebileceğimiz hem akıllı tarımı uygulayabileceğimiz ne diyeyim, bitkileri mi diyeyim? Yani seçtiniz mi ne ekip biçileceğini mesela? Yani bu konuda yani teknik ekip çalışıyor. Yani bu projenin getirisi, verimliliği, detaylarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Genel merkezde yapıyor bu çalışmaları. Yani bu ileriki zamanlarda bunları açıklayacağız. Şimdilik bunun ana hatlarıyla projesi ve yer tahsis üzerine çalışmalarımız var. İleriki zamanlarda bunları çok daha detaylı bir şekilde basına, halkımıza açıklayacağız. Evet, mesela tekrar öküz gözü, üzüm biliyorsunuz. Evet, özellikle bizim o tarafların muazzam bir üzüm var. Kaybediyoruz bazı şeylerimizi. Aynen. Domates yine harikadır. Aynen. Öküz gözü herkese, o da bizim bir marka değer, onu unuttuk mesela. Değil mi? Gerçekten o da bizim marka değerlerinden biridir. İnşallah o da yani istenilen şeye kavuşur. Bu konuda da yani çalışacağız. Biz de bu projelerin gelişmesi için müsiat olarak yani bu konuda gayretimiz var. Yani inşallah bakalım. İnşallah hayata geçireceğiz. Sağ olun. Bir diğer projemiz Karavan Park. Karavan Park, evet. Müsiyat Karavan Park projesi. Malumunuz dünyada işte pandemiyle birlikte insanlar artık tatillerde otellere gitmekte bir tedirginlik yaşıyorlar. Dünyada gelişen artık bir karavan rüzgarı var. Karavan park diyoruz buna. Herkes kendi işte müstakil karavanını yapıp ailesinden birlikte böyle şey olmadan işte bu virüsten şey etmeden, sıkıntı çekmeden rahat istenilen yerde böyle illerde gidip rahat tatilini yapmak istiyorlar. Bu konuda da biz şöyle Turizm Bakanlığı'na müsiyat ortaklaşa Türkiye genelinde bir karavan güzergahı çalışması var. Biz bunu Elazığ'a da bu şey güzergahın içine koyduk. Şöyle ilimize ve ülkemize gelen turistler bu karavan güzel park şeyinden gezi güzergahından mutlaka o güzergahtan gitmeleri lazım. Yani şimdi karavandan Doğu Ekspresi gibi değil mi? Karavandan şehrimize gelen turistler mutlaka bu karavanlarını park edecekleri, konaklayabilecekleri, rahat edebilecekleri bir alan olması lazım. Bunu da işte biz inşallah şehrimizde bu konuda da yine ilin ilgili kurumlarla görüşüyoruz. İşte bunda yine Hazar Gölü yakınlarında bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Orada da çok güzel birkaç yer belirledik. Oraya bir karavan park projesi gerçekleştirip bu karavancıları inşallah şehrimize yönlendirip hem şehrimize bir katma değeri, ekonomisine bir katma değeri olsun. Bu konuda da çalışmalarımız var yani. Tekin Bey, Tunceli'ye gittiğimde o nehir kenarında böyle şey vardı. Bungalov tarzı şeyler yapılmıştı böyle küçük küçük otel. Otel diyeyim yani böyle odacık şeklinde birbirinden bağımsız. Aslında pandemiden önce yapılmıştı ama gerçekten şu pandemi sürecine de çok güzel hizmet etti. Mesela benim çok hoşuma gitti. Hani o tür böyle şeyleri görüp hani ne kadar gezersen o kadar bilirsin derler ya. Aynen. İşte görüp daha da çok değerlendirmeliyiz. Evet, çok gezen bilir çok okuyan evet. İşte bu pandemiyle birlikte bu karavan turizmi dünyada gelişmeye başladı. Hatta karavan üreticileri şu an yetiştiremiyor yani karavan taleplerine yetişemiyorlar. Ciddi şekilde bir karavan şeyi var, talebi var dünya genelinde. Turizm Bakanlığı'na MÜSİAD'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği bir proje. Türkiye'de karavan güzergahlarını belirlediler. Biz bu şeye Elazığ'ı da koyduk. Artık Elazığ'da bir karavan park güzergahı olacak. İşte bununla ilgili karavanların yerleşim alanlarını park edebilecekleri güzel böyle alanlar yapıp burada karavan turistlerini buraya çekip ilin ekonomisine, ticaretine inşallah bir katkı sunacağız yani.
Ve farklı bir yüzünüz olacak. Evet, kesinlikle. Benim çok hoşuma gitti. Yani diyorum ya, ben o Tunceli'de gördüğüm otel benim çok hoşuma gitmişti. Şöyle odacık şeklinde nehrin kenarında. O karavan, ne demiştik? Karavan park. Hakikaten çok güzel. Muhteşem 3 tane projeden bahsettik ama. Evet. Özellikle ilk proje ne kadar, o da çok güzel, şu akıllı tarım. Yani dedim ya, müsiat boş durmuyor. Gerçekten müsiat mutfağı çok çalışıyor, üretiyor. Yani bu konuda müsiat gerçekten, dedim ya, ürün ekonomisinde sürekli proje üreten, sürekli değer üreten bir sivil toplum kuruluşu. Yani bunun gibi birçok projeyi ilimize, ülkemize müsiat kazandırmıştır. İnşallah bizim de şahsımızın şube başkanlığı döneminde ilimize bu güzel projeler kazandırarak ilimize inşallah güzel ve hayırlı hizmetler yaparız. Tekin Bey, inşallah hayata geçirirsiniz. Evet. Tekrar Yaşama Dair'de, Melis Ali Yaşama Dair'de sizi ağırlarız. İnşallah. Şöyle oradan da böyle çekimler yaparız. İnşallah. Şöyle seyircilerimizle de paylaşırız. İnşallah. Çok isterim. İnşallah. Hemşerim olarak özellikle çok isterim. İnşallah. Başka var mı projelerimiz? Eyvallah. Şu an bu projelerimiz var. Bir de bizim hizmet binası projemiz var. İnşallah bizim şu anki hizmet binamız merkezde, oradaki hizmet binamızı değiştirmek istiyoruz. Güney Çevre Yolu'nda inşallah müsiyada yakışır, böyle müstakil bir hizmet binası yapmayı düşünüyoruz. İşte önümüzdeki projeler bunlar yani. Güney Çevre Yolu, evet. Ya artık aslında şey vardır Tekin Bey. Yani şehir trafiği biraz daha yoğun. Oradaki üyelerimiz, işte misafirlerimiz biraz daha gelmekte sıkıntı yaşıyor hizmet binamıza. Biz inşallah daha böyle güzel şehrin vizyon yerinde müsiyata güzel bir hizmet binası kazandırmayı düşünüyoruz. İnşallah. Zaten İnşallah. Bizim şöyle bir genişlemeye, açılmaya, bir nefes almaya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Orada çok trafik yoğun. Hakikaten otopark sıkıntımız var. Otopark sıkıntımız da var. Evet. Ana halter sıkıntımız var. Zaten şehir merkezindeki yapılar da eski. Aynen. Hani ne kadar içine döşeseniz de şöyle yeni binalar gibi hiç durmuyor. Tabii, yani hizmet binaları şehrin bizim hem etkinliğimizi daha verimli olarak gerçekleştirmemizi sağlar. Çünkü düşünün, orada şimdi eğitim alanları olacak, toplantı alanlarımız olacak. Dışarıdan gelen konuklarımızı çok daha iyi ağırlayacağız. Çok daha güzel toplantılar yapacağız. Yani bu bizim bir verimliliğimizi de arttıracak. yani bu konuda hakikaten ciddi şekilde hem şehrimize hem bizim müsiyada ciddi katkısı olacak hizmet binasının yani. Evet. İnşallah güzel projeleri orada hayata geçirin. Evet. Tekin Bey. Şey konuşalım istiyorum şimdi. Bağımsız esnafımızı düşünelim. Bir de STK'ya giren, mesela müsiyata gelen esnaflarımızı düşünelim. Şöyle birlik, beraberlik içerisinde bir çatı altında toplanmaların avantajlarını bir konuşalım. Mesela bir kişi müsiyata geldiği zaman onu bekleyen güzellikleri bir konuşalım. Şimdi şöyle, müsiyat sürekli aksiyon halinde olan müsiyat, sürekli organizasyonlar ve toplantılar yaparak bir müsiyat üyesi aynı zamanda üyenin ticari ağının gelişmesini sağlar. Yani sürekli etkinlik yapıyor, sürekli programlar yapıyor, fuarlar yaparak üyenin ticari ağını geliştirir. Bizim bize aynı duygu ve düşünceye sahip insanların bir arada oluşmasını sağlar. Dava, ahlak ve medeniyet bilincinde insanların bir arada olmasını sağlar. Yeni ve sağlam müşteri bulma imkanı sağlar. Her üye herkes için bir müşteridir. Müsiyat bir markadır. Marka haline gelmiş bir kuruma üye olma fırsatı sağlar. Yine de müsiyat üyesi bilinirlik ve saygınlık kazanır. Her müsiyat üyesi sektöründe prestij sahibidir ve bilinirlik kazandırır. Müsiyat üyesi aynı zamanda sosyal çevre oluşturma yönünde ciddi şekilde katkısı olur. İşte sürekli aksiyon halinde olan, sürekli program yapan, etkinlik yapan bir müsiyat da kişinin sosyal yönünün gelişmesini sağlar. Yine müsiyat ticari iş geliştirmeleri, iş bağlantıları ve ortaklık kurma gibi birçok imkanı sunar. Bu müsiyat mensubu herkes aynı zamanda Medine projesi ideolojisiyle hareket eder. Yine müsiyat şöyle, fuar katılımı şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük karma fuarını, Türkiye'nin en büyük sektörel karma fuarını 2 yılda bir müsiyat düzenler. Nerede yapıyoruz? Bunu İstanbul'da yapıyoruz. Buradaki fuarımıza hem dışarıdan birçok yabancı yatırımcı, iş dünyasından birçok insan da geliyor. Hem ülkemizdeki birçok insan da katılıyor. İnsanlar orada hem birbirlerini tanışıyorlar, kaynaşıyorlar, ürünlerini birbirlerine tanıtıyorlar. Ticari bağlantılar çıkıyor, ortaklıklar çıkıyor. İş hacimlerini geliştiriyorlar. Bu konuda da ciddi şekilde fuarlarımız çok verimli geçiyor bizim yani. Yurt dışından da çok ciddi şekilde bizim fuarımıza katılan yabancı yatırımcılar fuarımıza geliyor yani. Onun için müsiyattan ciddi şekilde üyelerimiz faydalanıyor. Evet.
Yine aynı şekilde ortak satın alma indirimlerimiz oluyor. Müsiyat üyeleri kendi içindeki kurumlar, ülkedeki büyük kurumlardan anlaşmalar yaparak, pazarlıklar yaparak üyelerine büyük indirimler, faydalar sağlıyor. Yurt dışına birçok gezilerimiz oluyor. Bu gezilerde ciddi şekilde yine üyelerimiz yeni pazar bulmada, ihracat potansiyelini arttırmasında, ithalat potansiyelini arttırmasında şekilde ciddi şekilde müsiyadın katkıları var. Yine müsiyadın kendi içinde bir sürü eğitim programları var. Bunlar işte kurumsal eğitim programları, mesleki eğitim programları, kişisel gelişim programları, birçok böyle etkinliklerimiz var. Yine müsiyadın birçok yayınları var, raporları var, kitapçıkları var. Üyeleri teknolojik gelişmelerden haberdar etme, bu konuda üyelerin ticari hayatlarına yön verme konusunda ciddi şekilde bu programları, yayınları var. Ve bu konuda hakikaten müsiyat dediğim gibi bir okul. Yani bizdeki üyeler aslında bundan... eski ahilik sistemi evet, gibi değil aynen, mi Tekin Bey? Aynen. Yani 20 yıldır müsiyat üyesiyiz. İşte aynı heyecanla, aynı şevkle oradayız. İşte bunlardan hep faydalandığımız için üyelerimiz de gerçekten bunlardan faydalanır, haz alır. Gerçekten müsiyat üyesi hem ticaretinde hem kendi kişiliğinde ciddi şekilde bir kazanç sağlıyor yani. Tekin Bey, dost meclisindeyiz. Hakikaten zor günler geçirdik. Hı-hı. Özellikle bazı esnaflarımız daha fazla etkilendiler. Hı-hı. Sizler de sonuçta bir çatısınız, hı-hı, ve çatının başında, hı-hı, da siz varsınız. Birbirinize ne şekilde destek oldunuz? Muhtemelen birbirinizin elinden tutmuşsunuzdur. Zorlu bir süreçteyiz. Yani şöyle, biz sürekli dedim ya, aksiyon halindeyiz. Yani biz mesela her salı dost meclisi toplantılarımız var. Biz her hafta yönetim kurulu toplantılarımız var. Her ay biz bütün üyelerimizi biz ziyaret ederiz. Sürekli üyelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını dinleriz. Onların beklentilerine, sorunlarına çözüm bulma konusunda gayret gösteririz. Onların sorunlarını, beklentilerini ilgili kamu kurumlarına iletiriz. Onlara yeni pazarlar bulma konusunda hakikaten bu konuda yine müsiyatın çok gayretleri var. Yani biz hakikaten bizde bir samimiyet var, birliktelik var. Sık sık bir araya geliriz, sık sık birbirimizden görüşürüz. Bir dayanışma içerisindeyiz. Onun için yani müsiyat gerçekten bu konuda ciddi şekilde farklı bir sivil toplum kuruluşu yani. Değil mi? Kendi içerisindeki, hı, evet, bir kardeşim sorunu, aynen, benim sorunumdur anlayışıyla birbirimize çözümler, aynen, buluyoruz. Aynen. Şimdi birazcık sorunlarımıza değinelim çünkü, hı, çok az bir vaktimiz kalmış. Şunu konuşalım istiyorum. Ben sonuçta ekonominin dışında, hı, bir insanım açıkçası. Siyasetinde, ekonominin de dışında kendi halinde bir insan olarak genellikle sağdan soldan duyduklarımı gündeme getirmeye çalışıyorum. Şunu derler Tekin Bey, Suriyeliler geldi. Biz zaten iş bulamıyorduk. Zorlu şartlarda çalışıyorduk. Evet. Suriyeliler yüzünden şu anda işte diyelim ki biz asgari ücretle çalışacakken onlar yüzünden 1.000 liraya çalıştıkları için biz iş bulamıyoruz gibi söylentiler çok fazla. Şimdi bakıyorsunuz, işverene bakıyorsunuz. İşveren diyor ki ben çalışacak nitelikli bir veya kalifiye bir şey bulamıyorum. Eleman bulamıyorum. İş arayana da soruyorsunuz, diyor ki ben iş bulamıyorum. Evet. Şunları bir konuşalım. Şu iş bulma, işçi bulamama, bu sorunları bir konuşalım. Yani şöyle söyleyeyim. Suriyeliler tabii ki bizim öncelikle bizim bir kardeşlerimiz. Yani hakikaten onlar bizim bir muhacir kardeşlerimiz. Yani biz onları dişleyemeyiz. Yani onlara yardımcı olmamız lazım. Tabii ki içindeki her insanın, her insanda bazı insanlar kötü olabilir. Bazı insanlar hakikaten kötü işler yapabilir. Ama bunu genelleme yapmamak lazım. Ben Suriyeliler bir kardeş olarak görüyorum. Onlara kucak açmamız lazım. Onlara yardımcı olmamız lazım. Yani Suriyeliler, şunu söyleyeyim, birçok sanayicimiz de bu konuda şükür ediyor ki iyi ki diyor Suriyeliler gelmiş diyor. Gerçekten çalıştıracak insan bulamıyorlar. Bizim insanlarımız biraz daha hani biraz rahat, biraz daha böyle rahat işlere yapıyorlar, meyilleniyorlar. Biraz daha zor işlerden kaçıyorlar. Ama tabii ki Suriyeliler başka şeyleri yok. Onlar çalışmak zorundalar yaşamaları için. Dolayısıyla birçok zor işlerde Suriyeliler çalışıyor. Yani bu konuda tabii ki sıkıntılar şöyle. Yani iş insan, biz şunu söyleyeyim. Mesela Antep'te birçok fabrikada çalıştıracak bizim kendi vatandaşlarımızı bulamıyorlar. Onlar da tam tersine ciddi şekilde Suriyelileri çalıştırıyorlar ve bu konuda da gerçekten çok memnunlar. Yani Suriyeliler de olmasa diyorlar biz çalıştıracak insan bulamıyoruz. Özellikle mesela bizim inşaat alan şeylerimizde, sektöründe inşaat ağır bir sektördür. Kendi insanımız çok fazla böyle ağır işlerde çalışmıyor. Dolayısıyla bu türdeki yatırımcılar
Suriyelileri çalıştırıyor. Bu konuda için Suriyeliler de memnun. Ya bizim iş insanlarımız da memnun. Yani maalesef böyle. Ama genelde dediğim gibi yani iş insanımız Suriyelilerin gelmesinden memnun. Çünkü ciddi şekilde Suriyelileri çalıştırıyorlar. Çünkü bizim dedim ya yani yok çalışacak insan bulamıyorlar. Bizimkiler masa başını seviyor. Evet, masa başını seviyorlar. Hazıra konmayı seviyorlar. Biraz zor işlerden kaçıyorlar. Dolayısıyla Suriyelilerin bence iş dünyasına katkısı olmuştur yani. Gelmelerinin katkısı olmuştur yani. Çünkü birçok fabrikamıza, birçok işletmemize Suriyeliler çalışıyor. Ha bizim insanımız şunu söyleyeyim mesela işte tekstilciler gelmiş. Biz geçen bu konuda işte ticaret odasında toplantı da yaptık. Tekstilciler de mesela ciddi şekilde çalışacak insan bulamıyorlar. Çünkü tekstil işi biraz daha yani bizim insanlarımız biraz bu biraz da kültür meselesi. İşte Antep'te sanayi şehri, sanayi kültürü hakim orada. Orada işte gözünü açan, dünyaya gelen daha çok işte hep etrafında sanayi işletmeler, fabrikalar, üretim alanları. Ama hani ilimiz biraz hani dedik ya ilimizde çok fazla hani sanayinin geçmiş kültürün olması, sanayinin gelişmemesi insanları biraz daha hani memur olma, rahat iş işe teşvik etmiş. Dolayısıyla ben buradan şeye gelmek istiyorum. Yani bizim böyle işte tekstilcilerin en büyük sıkıntısı verimli, disiplinli çalışacak biz kendi insanlarımızı bulamıyoruz mesela. Yani kendi insanlarımız böyle zor işlerden kaçıyorlar. Yani böyle de bir sıkıntımız var yani. Peki ara eleman sorunu? Ara eleman sorunu gerçekten öncelikle. Şunu söyleyeyim. Ara eleman sorunu Türkiye'nin sorunu. Bunu niye bir türlü çözemedik? Bir sürü hani mesleki okullarımız da i̇şte var. Bir yerlerde bir eksiklik, bir yerde eksiklik var. Gerçekten şimdi mesela ben de iş dünyasının içindeyim. İşte tesisatçı arıyorsun, kaynakçı arıyorsun, kaynakçı bulamıyorsun. Tesisatçı arıyorsun, tesisatçı bulamıyorsun. Elektrikçi bulamıyorsun. Fayans ustası bulamıyorsun. İşte tekstilde de çalışacak tekstil işini anlayan işte insan bulamıyoruz. Yani ciddi şekilde bizim bir mesleki şeyimiz var. Mesleki bilgi eksikliğimiz var. Şunu samimiyetle söylüyorum. Bir kişi bir mesleğe sahip olursa iş bulamama sıkıntısı olamaz. Yeter ki bir meslek sahibi olsun. Bu artık kaynakçı olsun, işte bir mesela mali müşavirim, şehirde ciddi şekilde bir muhasebeci sıkıntısı var. Yani birçok insan bizi arar, işte bize muhasebeci bul, muhasebeci diye. Yani hakikaten bu konuda kendini yetiştiren insan bulamıyoruz. Yani milletimiz dedim ya çok fazla sıkıntıya gelmiyor, hep rahat işlerle koşuyor. Bir de meslek öğrenmiyorlar. Yani meslek öğrenseler hangi meslek olursa olsun, kaynakçı olsun, tesisatçı olsun, fayansçı olsun, muhasebeci olsun, yeter ki bu mesleklerden birini öğrensin. Hem kendini kurtaracak, hem ailesini kurtaracak, hem etrafına faydalı olacak. Ve bu konuda da işletmeler de çok zorlanıyorlar. Geçin bakın sanayiye, işte bir makineci arıyorlar, bulamıyorlar. Bir muhasebeci arıyorlar, bulamıyorlar. İşte tesisatçı arıyorlar, bulamıyorlar. Kaynakçı arıyorlar, bulamıyorlar. Bu herhalde burada bir sıkıntı var. Yani ya eğitim politikalarımızda bir sıkıntı var, ya insanlarımızda bir sıkıntı var. Bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Ben de bunu hissediyorum, yaşıyorum yani. Tekin Bey, baktığımız zaman Elazığ'da bayağı bir meslek sesi var. Hı hı. Hani bölümler var. Aslında yeterli bir istihdamın olması gerekiyordu. Evet. Hı hı. Ara eleman sorunu hı hı. olmaması gerekiyordu ama sanırım ki bizler okuldan mezun olduktan sonra okulun şartlarını gerektiren işlerde çalışmıyoruz çünkü. Yani işte bu konuda dediğin gibi yani dediğin gibi meslek okullarımız var. Herhalde insanımızda da bazı sıkıntılar var. Belki eğitim alanlarımızda da eksiklikler olabilir ama insanlarımızda da eksiklikler var. Yani dedim ya bir insan bir meslek sahibi olursa kesinlikle boşta kalmaz, işsiz kalmaz. Bakın bizim şu an 26 bin kayıtlı işsizimiz var. Yaklaşık 25-30 bin de işte işini beğenmeyen işsizimiz var. Ya ben bu 26 bin insanla şunu sesleniyorum. Bak gidin bir meslek sahibi olun. Gidin bir fayansçının yanında bir fayansçılığı öğrenin. Gidin bir işte elektrik tesisatçının yanında elektrik tesisatçı işini öğrenin. Bir muhasebecinin yanına gidin bir muhasebeciliği öğrenin. Eminim bir meslek sahibi olurlarsa samimi söylüyorum boşta kalmazlar. Çünkü gerçekten bu konuda mesleki teknik eleman eksikliği var. Yani insanlarımız bu konuda kendilerini yetiştirirlerse iş sorunu olacağını zannetmiyorum yani. Evet. Ya Tekin Bey bizim aslında şimdi geliyor adam diyor ki geliyor diyor ki her işi yaparım. Yani bu her işi yaparım böyle bir şey olamaz. Yani bir mesleğin olması lazım. İşte her işi yapınca bu olmuyor. Yani bir mesleğe sahip olması lazım. Ya işte muhasebecin olacak ya işte diyorum ya tesisatçın olacaksın ya kaynakçı olacaksın ya elektrikçi olacaksın ya sıvacı olacaksın ya boyacı olacaksın. Yani bir mesleğe sahip olacaksın. Bir mesleğe dedim ya sahip olduktan sonra kesinlikle iş sorunu olmayacak.
Evet. Ve kadınları birazcık daha böyle bu ticari döngünün içerisine çekmek, onları özellikle meslek sahibi yapmak, bu alanda biraz daha çalışmalar arttırmak gerekiyor. Ya eyvallah, yani kadınlarımız iş dünyasında bence verimli çalışıyor. Ben de büromda bayan çalıştırıyorum. İnan ki bayanların çalışmasına memnunum. Onlar çok daha temiz çalışıyorlar, titiz çalışıyorlar. Gerçekten işlerine daha sadıklar. Yani bu konuda bayanlardan memnunuz yani. Yani bize çok ciddi şekilde iş dünyasına bayanlar çok ciddi katkı sunuyor yani. Evet. Sorun sadece şu kadınlar ekseninde Tekin Bey. Hani mesela birçoğu diyelim ki uzun bir evlilikleri olmuştur. Evlilik süresi boyunca çalışmamışlardır. Sonra biliyorsunuz boşanmalar da ciddi bir sorun. Belki bunu bile gündeme getirebilirsiniz kendi toplantılarınıza. Hakikaten yani nereye gidiyoruz diye insan bir düşünüyor. Bu kadar boşanma olabilir mi yani? Sonuçta boşandıktan sonra bir işsiz kalıyorlar ya. Gerçi bunu belirli kurumlarımız da yapıyorlar sağ olsunlar. Onlara meslek edindirme. Bunlardan bahsetmiştim. Bunlar da gerçekten ciddi bir sorun olarak duruyor. 4 dakikamız kalmış. Malum şu an birlikten de bahsetmek. Zaman hızlı geçmiş. Değil mi? Valla hemşerimizle sohbet etmek çok güzeldi. Değerli hemşerim. Yani. Gerçekten öyle. Yani sorunlarımız çok, var, sorunlarımız döviz çok. Döviz kurunun oturmaması, dalgalanmalar, yine Merkez Bankası. Yani şöyle tabii, o büyük bir yaramız. Ülke ekonomisiyle ilgili tabii sıkıntılarımız var. Yani ekonominin canlanması için istikrar olması lazım, güven olması lazım, üretim olması lazım. Şimdi sermaye güvenilir yere gider, sermaye güvenilir yerde yatırım yapar. Şimdi 1,5 yılda, 2 yılda 4 tane Merkez Bankası'nın değişmesi, bir ekonomi bankasının bakanının değişmesi, yine borsanın bir borsa başkanının İstanbul Borsası'nın değişmesi, yani bir sermaye yani iş adamına şey veriyor, yani bir güvensizlik veriyor. Yani bu konuda istikrarlı, daha güvenilir, daha planlı, daha önümüzü görecek bir ekonomi politikalarının olması lazım. Bu tür değişiklikler hakikaten yatırımcıyı ürkütüyor, iş insanını ürkütüyor. Yani bu konuda sıkıntılarımız var. Bu değişiklerde ülke ekonomisine hakikaten ciddi zorluklar ve sıkıntılar getirmiş yani. Tekin Bey. İşte faizlerin yüksek oluşu, yani bakın şu faiz ortamında hakikaten hiçbir yeni yatırımcı yatırıma giremez bakın. Artı mevcut yatırımlar bu faiz ortamında ayakta duramazlar. Hem kendi işletmelerini yürütemezler, hem büyütemezler. Bu acilen mesela faizin düşmesi lazım. Yine dövizin sürekli dalgalı oluşu ciddi şekilde ekonomimizi kilitliyor. Çünkü bu dövizin istikrarlı olması lazım. Dövizde ufak bir hareketlilik başlayınca hemen yatırımcı, sermaye sahibi anında kendini kilitliyor. Ne yatırım yapıyor? Dolayısıyla o yatırıma dönüşecek bir hamle de bulunmuyor. İşte dövizin istikrarlı olması lazım, faizlerin düşmesi lazım. Yani bizim üretime yönelik bir ekonomimizin olması lazım. Yine üretime yönelik ihracat potansiyelini arttırmamız lazım. Dediğim şekilde bizler şöyle yapmamız lazım. Yani tüketim ekonomisinin yanında üretim ekonomisini benimsememiz lazım. Bizler takip edilen değil, takip edilen olmamız lazım. Yeniliklere öncelik etmemiz lazım. Bu konuda milli hedef ve politikalarımızı buna göre yapmamız lazım. Eminim, bakın şunu söyleyeyim. Döviz biraz sabit kalsın. Şu faizleri düşürsünler. Bakın ülkede ciddi şekilde ekonomi canlanacak. Ciddi yatırımcılar çoğalacak. İş dünyamıza, istihdama ciddi katkı sunacak. Yani bir ülke yatırımla, üretimle ayakta durur. Burada da İşte güven lazım, istikrar lazım, fiyat istikrarı lazım. Bak birçok sanayicimiz şunu söylüyor, iş adamımız sattığımız ürünü, parasını tekrar dönüyoruz, aynı ürünü alamıyoruz. Yani ciddi bir fiyatlarda ciddi bir istikrarsızlık var. Bunu acilen çözmemiz lazım. Bu konuda ciddi şekilde yeni ürün bulamıyorlar, satacak ürün bulamıyorlar, ham madde bulamıyorlar. Yani bu konuda gerçekten sanayicimiz dertli yani. Evet. Tekin Bey, hakikaten yani birçok derdimizden bahsettik, sorun üretmeye çalıştık. Bunları belki birçok insan konuşmuştur ama özellikle bu bizim 90 dakikalık konuşmamızda şu 3 proje benim için çok muteverdi. Gerçekten İnşallah. Çok muazzam projeler. İnşallah. İnşallah en yakın zamanda hayata geçirirsiniz. İnşallah. Sizi tekrar ağırlarız, onları hayata geçirmiş vaziyette seyircilerimizle İnşallah. Paylaşırız. İnşallah. Programımızın sonuna geldik. Son olarak ne eklemek istersiniz? Ben teşekkür ederim bizi ağırladığınız için sizlere, Kanal 23 ailesine çok teşekkür ediyorum. Aziz hemşerilerimle hepinize, hepsine saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum.
İnşallah güzel işler yapacağız. Umudumuzu yitirmememiz lazım. Yani çalışmamız lazım, koşturmamız lazım. İnşallah güzel işler yapacağız. İnşallah. Teşekkür çok ediyorum. Güzel insansınız. Güzel işler yaparsınız. Rabbim muvaffak etsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.